Sevgili öğrencilerim merhabalar. Kareye geçiyoruz arkadaşlar. Bu videomuzla birlikte 18. bölümü gömeceğiz inşallah. Toplamda 14 tane köşe taşımız var. Sonrasında tabii ki tarama testi vardır illaki. Konu testleri vardır. Hepsini birlikte gömmeye başlayalım. Şimdi birinci köşe taşımızla başlıyorum. Şu önce bir odaklanmasını ayarlayalım. Yakınlaştıralım birazcık şöyle. Bu görüntü, bu boyut iyidir diye düşünüyorum. Şimdi bir de odaklanmayı ayarlayalım. Parlaklığı da ayarlayalım. Evet. Hadi bira bismillah deyip başlayalım. Diyor ki ABCD kare. Sonra KL paralel AB'ye diyor. 4 kök 2 olduğuna göre diyor. AC kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi burada karenin özelliklerini bir bilelim. Karede köşegenlerimiz her zaman açıortay oluyor dostum. Yani 90 dereceyi 45 diye bölüyor. Aynı şekilde bu taraftan da 45, 45 ve yine diğer köşegenimiz de 45, 45 bölüyor. Bu karede bilmem gereken birinci özellik. 2. Karedeki köşegenlerim zaten 45'lerden de gözüküyor ya arkadaşlar. Dik kesişiyorlar. Bu da 2. Karede köşegenler birbirine eşit uzunluktadır. Ve şu 4 parça tıpkı dikdörtgende olduğu gibi birbirine eşittir. İşte bunlar karenin bilmeniz gereken özellikle. Zaten kenarlarının eşit olduğunu, bütün açılarının 90 derece olduğunu zaten biliyoruz dostlarım. Birçoğunuz bu özellikleri de biliyordunuz. İşte karede bilmen gerekenler bu kadar. Geri kalan bütün kare sorularında yapacağımız işlemler ya benzerlik ya dik üçgen, işte Pisagor'dur, Öklit'tir gibi işlemler yapacağız. Bütün soruları gömeceğiz inşallah. Şimdi burada KL paralel diyor AB'ye. Dostum madem ki paralel o halde burası da 90. Şurayla yöndeş açılar değil mi çünkü bunlar? Bakın 90, 45 o zaman bu da 45. Demek ki 4 kök 2 ise bu da 4 kök 2. 90, 45, 45 üçgenin özelliği neydi? 45'lerin karşısında ne varsa 90'ın karşısında kök 2 katı olacaktı. Yani 4 kök 2'nin kök 2 katı olacak şuradaki uzunluk. 4 kök 2'yi kök 2 ile çarparsanız şurası 2 yapar. 4 ile de 2'nin çarpımı 8'dir. Burası 8. Bu da 8. Bu da 8. Bu da 8. Neyi soruyor? AC'yi soruyor. 16'yı paketledim. Evet geldik buna. Köşegenlerden birinin uzunluğu 4 santim olan karenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum karedeki olay köşegenimizi 4 vermiş ya. Neydi 45-45 diye açıyordu ya bu köşegenler burayı. Açıortay olacaklardı. Demek ki bir kenar uzunluğu 2 kök 2'ymiş ki kardeşim. Bir kenarın kök 2 katı oluyor bakın 4 dediğimiz uzunluk. Demek ki bir kenar 2 kök 2. Alanını soruyor bize 2 kök 2'nin karesidir. O da 8'dir dostlar. Karenin alanı bir kenarının karesi. Şimdi alan KBC'yi 4 vermiş ki burası 4 ise buradaki üçgenlerin her birinin alanı birbirine eşit. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi köşegenler çizildiğinde 4 tane üçgen çıkıyor. 4'ünün de alanı birbirine eşittir dostlarım. O halde tüm karenin alanı 16. Peki karenin alan formülü neydi? Bir kenarının karesiydi. Demek ki x kare 16, x eşittir 4, yapıştır gelsin. Dördüncü sorumuzdayız dostlarım. Yine bir kare görüyoruz. Karede köşegenlerimizin dik kesiştiğini gösterelim. Bir kenarımız 4 ise şurası da 4. Bizim köşegenimiz bir kenarın kök 2 katıydı. 4'ün kök 2 katı 4 kök 2. O halde burası 2 kök 2, burası 2 kök 2 geldi. Tabii ki şu köşegen de 2 kök 2. Bakın bu köşegen de 2 kök 2. Hatta bu da kök 2. Kök 2 dağıldı. Ve şuradaki dik üçgenden de x'i bulalım. Pisagor yapıyorum. X kare eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı kök 2'nin karesi 2. Yani x kare 10, x eşittir. Kök 10 paketledik bile çoktan. Hemen çevirdim arka tarafı. Ve geldim 2 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna. ABC'de kare bir de eşkenar üçgen var dostlarım. Madem ki eşkenar üçgen bütün açılarına şöyle 60 derece yazalım. Yine eşkenar üçgense bütün kenarlarına tık tık koyalım. Bakın karenin de bir kenarına tık tık koydum. O zaman karenin diğer üç kenarına da tık tıkı koyuyorum. Ve bakın buradaki üçgenim ikizkenar bir üçgen çıktı. Hatta tepesi kaç derece şu açımız? 30 derece.
Peki o zaman şu açılara toplam 75 kalacak, 150 kalacak. 75-75 dağılacaklar bu 150'de. Kardeş kardeş paylaştılar. Karenin bir iç açısı 90 dereceydi. 75'i buradaysa x'ime de kaldı. Adana dedim. Geldim 2'ye. Evet, kare alfa kaç derecedir diyor. Karede köşegen açı ortaydı. O halde buraya 45, 45 yazdım. Bakın burada 90 var. Demek ki şurası da 45. 45'in bütünleri dış açısı 180'den çıkartırsan 45'i 135'tir dersin. Geldik 3 numaraya. Evet, x var, 29 var. ABC'de kare, buna göre verilenlere göre x kaçtır diye bir soru soruyor. Hemen aklıma şu geldi. Karedeki diğer köşegeni çizeyim. Tıpkı eşkenar dörtgende yaptığımız gibi. Köşegenler dik kesişiyordu. Bu 1. Köşegenler açı ortaydı. O halde burası 45. Ve bakın şu üçgenimizde iç açılarımız 1,29 var, 1,90 var, 1,45 var, bir de x var. Bunların toplamı 180 derece olmalı. 90 çıkarsa burada 90 kalır. 45 çıkarsa burada 45 kalır. Demek ki 29 ile x'in toplamı 45. O halde x eşittir 16 olmak zorundadır dedim. Ve geldim şu soruya. ABC'de kare, şurada bir 118 görüyoruz. Buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Dostum, karede yine köşegenlerin açıortay olmasından şuradaki açımızın 45 derece ve altındaki şu açının da 45 derece olduğunu biliyoruz biz. Şimdi 118'in içindeki şu açı 62 derece olur. 118'in bütünleri, dış açısı diyebilirim buna, 62 derecedir. Doğru söyledim değil mi lan? Evet, 62. Sonra şu küçücük üçgen var bakın burada. 45, 62 daha 107. 107 ise şu açıya ne kalmak zorunda? 180 olması için 73 derece kalacak. Bu 73 ise bunun dış açısı da 73'tür. Şurası da 73. İkiz kenar üçgen olduğu için hocam bu açıda 73 ve topladım 146, x'e kaldı 34, 180 olması için. Evet, 2 numara da tamamdır. İkinci köşe taşımız. Hemen geldik 3 numaralı köşe taşına. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şunlar paralelmiş birbirine. Hemen şunu yapalım. 90'dı bu köşenin tamamı. 24'ü çıkartırsam 66 mı kalıyor dostum? Peki şurada da bir U kuralı var. Bakın, paralel olduklarından dolayı x ile 66'nın toplamı 180 olacak. O halde x eşittir 114'tür diyebiliriz. Geldik 2'ye. ABC'de kare, 15'leri görüyorum dostlarım. Şuralar 90'ar derece, o halde şurası 75. Yine 90 derece, şurası 75. Bakın bu üçgenle bu üçgen birbirinin eş üçgeni arkadaşlarım. Nereden anladın öğretmenim? Bir kere açıları tıpatıp aynı. Bu benzer olduklarının ifadesi. Açılar eşitse iki üçgen kesin benzer. Bir de ekstradan 75'in karşısına bakın, tık tık. Şu 75'in karşısına bakın. Lan o da tık tık. Yani ikisi de 75'in karşısındaki kenarları karenin birer kenarı. Ve bunlar eşit. O zaman işte bu üçgenlere biz eş üçgen diyoruz. Artık şunu söyleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hocam buradaki 15'in karşısıyla buradaki 15'in karşısı eşittir. Buradaki 90'ın karşısıyla buradaki 90'ın karşısı eşittir. Yani bizim şu ortadaki üçgenimiz kesinlikle bir ikizkenar üçgenmiş. Ha, buraya da x'i yapıştırdım. Peki 15 burada, 15 burada, 30. O zaman şu ortaya ne kalacak? 90 olması için 60. Lan bu ikizkenardı. 60 ise x'lere ne kaldı? Toplam 120 kaldı. 60-60 paylaştılar. Meğersem bu üçgen eşkenar üçgenmiş. Geldim ha buna. Bakın burada da eş üçgenler yapacağız dostlarım. X nedir, kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi şunu yapacağım. Şimdi karenin bir kenarına, ya da şöyle yapayım. A diyeyim şu eşit kenarlara. Şuraya da B yazdım. Yani karenin bir kenarı A artı B. O halde burası da A artı B. Dostum şu üçgene odaklansana, şuna. Bak bu üçgenin bir kenarı A. Diğer bir kenarı A artı B. Ve bunların tam arasındaki açı 90. Bir de şu üçgene odaklan. Bak onu da başka renkli kalemle yapıyorum. Kurşun kalemle karaladım. Bak bunun da bir açısı A. Bir açısı, bir kenarı pardon. Bir kenarı A. Diğer bir kenarı A artı B. Lan bunun da aradaki açısı 90. O zaman bu üçgenler kesinlikle
eş üçgenler kardeşim. Yani şunu artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin sen. Hocam şu siyahla taradığım, kurşun kalemle taradığım üçgenin A kenarının karşısındaki açıya ben K yazarsam, aha bunun da A kenarının karşısındaki şu küçük açıya K derece yazmalıyım. Peki hocam buraya K yazdıysam şuraya ne kaldı? 90 eksi K. Hayda, X'e bak. Üçgende açıyı hatırlayın. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. Yani X 90 eksi K ile K'nın toplamıdır. E K'lara bay bay dersek X de denizli gelir. 4 numaraya geldim dostum. Bakalım bu ne diyor. Şimdi şu salak şu salağa eşitmiş. X nedir diye de bir soru sormuş bize. Hemen bir paketlemeye çalışalım. Neler yapacağız bir görelim. Yine eş üçgen var mı diye düşünüyorum da. Galiba burada göremedim şu anda. Neyse, o zaman şöyle yapalım. Şuna A diyelim. İkiz kenarmış ya. Buna da A yazalım. Sonra şu kenara tık koymuş. Buna da tık koyalım. İkiz kenar görünce tabana diklik indirmek adettendir. Şuradan bir diklik indirelim. Burayı ikiye bölsün. K, K. Tabii ki o zaman bu da 2K. Şimdi başka ne geliyor başka? Şurası 90 A. Şuraya da B yazalım. Bakın şurası A ise o halde şuranın da B olduğunu söyleyebilirim. Çünkü A 90 B üçlüsünü görün. A ile B'nin toplamı 90'mış demek ki. O yüzden burası da 90 olduğu için A ise buraya B yazın. E B ise artık X'e ne yazarım ben? A. X dediğimiz A'ya eşitmiş meğerse. Şimdi yine eşlik var mı diye bir bakayım ben dostlarım. Burada bakın 90'ın karşısı karenin bir kenarı. Burada 90'ın karşısında 4K var. Yok, eşlik yok da benzerlik yapabiliriz ama istersek diye düşünüyorum ben. Burada A'nın karşısına ne diyelim? M diyelim, M uzunluğu. Burada A'nın karşısı da karenin bir kenarı. Dur bakalım, başka bir şey görmeye çalışacağız demek ki. Buradan yemiyor arkadaşlar. Bu tam ikiye bölmüş ama yemedi buradan. Şuradan bir muhteşem üçlü yapsam. Yine 2K ise bu da 2K'dır desem. Bir işime yarar mı acaba diye düşünüyorum açıkçası. Yok, yaramıyor. Bu muhteşem üçlü de yemedi de şunu yapsam arkadaşlarım. Şuradan da bir diklik indirsem ben. Şöyle bir 90 derece indirsem. Artık bakın bu 90'ın karşısı karenin bir kenarını görüyor ya. Bu 90'ın karşısı da karenin bir kenarını görüyor. Ve B var, 90 var. Şurası da A diyebilirim. Artık bunların da eş olduğunu ispatlamış oldum şu üçgenle. Bakın gösteriyorum. Şununla şu üçgen. Eş üçgendir bunlar arkadaşlarım. Ve ne diyebilirim mesela? Burada A'nın karşısı 1K ise buradaki... Yok, B'ymiş bu açı. B'nin karşısı 1K ise buradaki B'nin karşısı da, yani benim şu çizdiğim diklikte 1K. Ve bakın şunu fark ettim. Şuraya alayım mı ben o üçgeni arkadaşlar? Siz de rahat rahat görün. Bak şurada bir diklik indirdiğim bir üçgen var ve bu dikliği 1K gördüm. Ve biz CF'ye ne demiştik? Toplam 4K. Dostum bu nasıl bir üçgen çıktı? H'a 4H kuralını hatırlayın. Hangi üçgendeydi? 15, 75, 90 üçgeni. O zaman benim bu açım ya 75 ya 15. 75 var şıklarda ki zaten bu 75'e yakın olarak iner bu diklik, onu da biliyoruz zaten. Evet, 3 numara da tamamdır. 4 numaralı köşe taşının birinci sorusundayım dostlarım. Alan ABCD nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şuradan bir diklikte biz çizelim. Şuna K dersem, bakın burası K artı 1. O zaman bu da K artı 1. Tabii ki bu da K artı 1. O halde karenin bir kenarı 2K artı 2. Demek ki burası da 2K artı 2 olacak. Ve biz de şurada bir Pisagor bağıntısı yaparak K'yı bulabiliriz artık. Hadi bulalım. Kök 73'ün karesi 73 eşittir. K'nın karesi artı 2K artı 2'nin karesi. Onu da şöyle açalım. Birincinin karesi diyelim 4K kare. İkincinin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 8K. Şimdi 4'ü bu tarafa atarsak 69 mu kalıyor burada? Burada da 5K kare artı 8K'mız var. K'ya direkt değer vermeye deneyeyim ben arkadaşlar. Mesela 2 desem K'ya ne oluyor? 2'nin karesi 4. 5 ile çarptım 20. 2 desem 16, 20, 36 oluyor. Olmadı. 3 desem 3'ün karesi 9. 5 ile çarptım 45. 24 daha 69 oluyor. Demek ki K 3. K 3 ise
Bir kenar uzunluğum 2 kere 3 6, 2 daha 8 geldi. Bana da karenin alanını soruyor. Bir kenarının karesiydi. 64'ü paketledim. 8'in karesi. Evet, çok benzer bir soru daha. Hemen ne yapacağımızı artık çok iyi biliyoruz. Şuradan paralel çizeceğiz. Burası 1 ise buraya da 1 diyeceğim. Şuraya bir k diyelim. Bakın karenin bir kenarı k artı 2 çıktı. O halde burası da k artı 2. Hemen Pisagor bağıntısını yapalım. 2 kök 13'ün karesi 52 eşittir k'nın karesi artı k artı 2'nin karesi. O da birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı yaptı. Buradan da k'ya yine değer verirseniz k'yı 4 buluyoruz dostlar. 4 deyince çünkü burası da 6 geliyor. 4 6 2 kök 13 üçgenini ben ezbere bildiğim için hemen 4 olduğunu zaten görmüştüm. Demek ki k 4 ise karenin bir kenarı 6. Karenin çevresi 4 tane 6'dır. 24. Evet, bu sorudayız. ABC'de kare demiş. Hemen şöyle yapalım. Şuraya k dersem bakın k artı 7. O halde burası da k artı 7. Hemen şurada tabii ki yine Pisagor yapmaktansa ne yapacağız? Az önceki soruda yaptığım gibi 13'ü gördüğün zaman ne diyeceksin? 5, 12, 13 üçgeni. Tıpkı 2 kök 13'ü gördüğünde 4, 6, 2 kök 13 üçgeni dersin. Burada da 5, 12, 13 üçgeni diyebilirsin. Hemen k 5'tir. Yani karemin bir kenarı 12'dir diyebilirim. Karenin çevresini soruyor. 4 tane 12'dir. 48'i paketledim. Dördüncü sorumuz. 2 tane kare görüyorum soruda. Şunun kenarlarını hemen 2, 2, 2 yazalım. Dostum şuraya a diyelim. Bakın karenin bir kenarı a artı 2. Burada da a artı 2 çıktı. Tıpkı ikinci sorunun aynısı değil mi? Bakın 2 kök 13 ise 4, 6, 2 kök 13'tür diyorum. Hemen a'ya 4 diyorum. Burası da 6 geliyor. Karenin bir kenarı 6 ise çevresi, alanı pardon 36'dır 6'nın karesinde. Evet, 4 numarada tamamdır. Hemen geçtim 5 numaralı köşe taşımıza. ABC'de kare diyor dostlarım. Bakın şurada bir 30 60 90 üçgenimiz var değil mi? Şimdi 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x, 60'ın karşısı ise x kök 3. Şimdi karenin kenarları eşit olduğu için ne diyeceğim ben hemen burada? Şu kenar yani x kök 3 ile 2'nin toplamı eşittir 4 ile x'in toplamına diyeceğim dostlarım. 4 artı x'e. Peki şu 2'yi bu tarafa alalım. Burada 2 kalsın. X'i bu tarafa alalım. X parantezinde kök 3 eksi 1 olur. Hatta kök 3 eksi 1'e bölersek şuradan nereden devam edeyim? Şurası gözüküyorsa x eşittir şu olur. Kök 3 eksi 1'e bölüyorum. 2 bölü kök 3 eksi 1 olur arkadaşlar. Şimdi köklü sayıları hatırlayın. Bunu ne yapacağız? Eşleniyle genişleteceğiz. Kök 3 artı 1 ile. Şöyle oldu. X eşittir 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü 3, kök 3'ün karesi 1'in karesi. 3 eksi 1 oluyor yani 2. Bunlar giderse x eşittir kök 3 artı 1 kaldı. Cevap bu. Geldik 2 numaraya. Bakın ikizkenar üçgen görüyorum. Hiç düşünmeden tabanına dikliğimi indirdim. Bu diklik tabanı 2'ye bölecek dedim. Sonra şuraya 2a uzunluğu dersem bakın karenin bir kenarı 2a artı 4 geliyor. Demek ki şurası da 2a artı 4, hatta a artı 2, a artı 2 diye de dağıldı. Sonra şurada da Pisagor yapacağım ama onu gördüğüm için acaba 6, 8, 10 olabilir mi diye düşünüyorum. A'ya 4 desek oluyor mu? Bakın burası 6 oluyor, 4 desek burası 8 oluyor, doğrudur. Demek ki a 4'müş, burası 6 ise burası da 6, karenin bir kenarı 12. Karenin çevresini soruyor. Ceyhan'ı işaretledim. Hemen geldim buna. Yine bir ikizkenar görüyorum dostum. Hemen ne yapacağım? İkizkenarın tabanına dikliğimi indireceğim. Bakın şurası 7 ise burası da 7. İkizkenarda taban 2'ye bölünecek. Bu da 7. Ve şu dik üçgende benim çok sevdiğim 7, 24, 25 üç dik üçgeni. Demek ki yükseklik 24. Yani karenin bir kenarı 24. O halde x'e kaldı 10. Denizli'yi işaretledim çoktan. Geldim 4 numaraya. Evet, karenin bir kenarını 4 görüyorum. Burası da 4. 4. Burası da 4. Burası da 4. Bakın şu da 4'müş. Ve şuradaki dik üçgen yine sizin çok sevdiğiniz 3, 4, 5 dik üçgeni. O zaman x 1'dir diyorum. Adana'yı işaretliyorum. 5 numarada tamamdır. Hemen çevirdim. 6 numaraya geldim arkadaşlarım. ABC'de kareymiş. Ve bir de köşegen çizilmiş. O halde karede tıpkı eşkenar dörtgende olduğu gibi diğer köşegeni de biz çizelim.
köşegenlerin dik kesiştiğini, köşegenlerin birbirini ortaladığını söyleyeceğim. Burası k artı 1 ise burası da k artı 1, bu da k artı 1, bu da k artı 1. Tıpkı dikdörtgende olduğu gibi köşegenler birbirine eşit. Ve bakın şuradaki dik üçgen yine sizin çok sevdiğiniz 5 size kopyayı versin. Acaba 3, 4, 5 dik üçgeni mi? K'ya 3 desem gerçekten burası 4 oluyor arkadaşlar. O halde şu da 4, bu da 4. X dediğiniz yer şurası. 4 ile 3'ün toplamı Bursa. Geldik buna. Bakın yine karede köşegen muhabbeti yapacağız. Hemen şunu çizelim. Köşegenler birbirini dik kesiyor. Köşegenler birbirini ortalıyor. Toplam 6 mı? O zaman 3 burası, 2 burası, 3 burası, 3 burası dağıldık. Ve şuradan da Pisagor'umuzu çaktık. X kare eşittir 3'ün karesi ile 2'nin karesi 13. Ceyhan'ı işaretledik. Geldik buna. Bakalım bu ne diyor? İki tane kare görüyoruz yine burada arkadaşlarım. Birisi 5 kök 2, birisi 7 kök 2 olan iki tane uzunluk görüyoruz. E, B, F, G'nin yani şuradaki karenin alanı nedir diye soruyor. X'in karesini soruyor bize. Hemen şunu devam ettirelim şöyle. Burası X ise burası X. Şuraya Y diyelim, Y. Bakın karenin bir kenarı X artı Y. O zaman bu da Y. O zaman burası X artı Y. O halde bir kenar X artı Y olacaksa burası da Y gelmek zorunda. Peki şuradaki bakın Y, Y. Y kök 2. Değil mi? 45, 45, 90 üçgeninden. Y, Y, Y kök 2. Demek ki Y dediğiniz şey 7. Şurası 7 arkadaşlar. Hemen şuradan da bir Pisagor yapalım. 5 kök 2'nin karesi 50 eşittir 7'nin karesi 49 artı x kare. Demek ki x kare 1. Zaten biz de x kareyi aramıyoruz mu? Karenin alanını arıyoruz. X kare 1 ise cevap da 1'dir. Evet, yine hemen köşegenimizi çizelim isterseniz şöyle. Köşegenlerin dik kesiştiğini, şunların birbirini ortaladığını söyleyelim. Şimdi 15, şurası 45 değil miydi arkadaşlarım? Karede köşegen açıortaydı 45, 45. Bakın 15 ile 45'in toplamı şuraya eşittir 60. 90, 60, aha burası 30. Lan 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Peki burası 4 kök 3 hocam, bu da 4 kök 3, bu da 4 kök 3. Hatta 45, 45, 90'ın 4 kök 3, 4 kök 3, burası kök 2 katı, 4 kök 6. Bakın karenin bir kenarı 4 kök 6 geldi. Bize de alanını soruyor. Yani 4 kök 6'nın karesini soruyor. O da 4'ün karesi 16. Kök 6'nın karesi 6. 16 çarpı 6 Edirne yaptı. Evet. 6 numaralı köşe taşı da tamamdır. Hemen geldik 7 numaralı köşe taşımıza. Kare diyor. Yine ben köşegen çizeceğim. Bir köşegeni görünce eşkenar dörtgende öğrendik bunu. Diğer köşegeni de biz çiziyoruz. Şuraya K, şuraya K, şuraya K, K yazdık. Ve bakın burada da bir Pisagor bağıntısı çıktı karşımıza. Hadi bulalım Pisagor bağıntısını arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? K'nın karesi artı K artı 4'ün karesi. O da K kare artı 16 artı 8K eşittir kök 58'in karesi 58. Buradan 2K kare artı 8K eşittir. 16'yı çıkarırsam 2, 4, 42. Bir de 2'ye bölelim. K kare artı 4K eşittir 21. Yani K parantezinde K artı 4 eşittir 21 ki 3 ile 7'nin çarpımı geldi bana. K 3. Burası da 7 oluyor gerçekten. Evet, K'mız 3. O halde 3, 3 bir kenar 3 kök 2 geldi. Neyi soruyor bize? A, B, E'nin alanı. Şu üçgenin alanı. Arkadaşlarım bu üçgen tabanı 4. Yüksekliği şurası olan, hani dışarıdan çiziliyordu geniş açılı üçgenlerde. Yüksekliği 3 olan üçgen değil mi? 3 çarpı 4 12 bölü 2'den 6'yı paketledim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım dostlar. Geldim bu soruya. Evet, yine ben bir köşegen çizeyim isterseniz hemen şuradan. Hop, köşegenlerin dik kesiştiğini. AC ile BE eşitmiş. Arkadaş şuna K, şuna K, şuna K, şuna K diyelim. AC 2K ise bu da 2K oldu mu? Bak bakayım şu üçgene. Bak bu üçgene, sen seviyorsun bu üçgeni. 90'ın karşısı 2K ise neyin karşısı K olur? Sadece 30'un kardeşim. 30, 60, 90'ı paketledik. Evet, geldik buna. Artık köşegen çizmeye alıştınız dostlar. Hemen şu köşegeni çiziyoruz. Ve 90'ımızı yapıştırıp şunların 4'ünün eşit olduğunu söylüyoruz. Demiş ki AE CE'nin 3 katıdır. Lan şuna K desem AE 3K. E bu da K, bu da K, bu da K, bu da K. Dostum şu dik üçgene bak bakayım sen bir. K,
2K. Hatırla benim hatırım için ezberleyin demiştim. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs neydi? Küçük olanın kök 5 katı. Demek ki K'nın kök 5 katı olacak hipotenüs. O halde K 5. Lan K 5 ise 5. 5 burası ne oluyordu? 5 kök 2. Karenin çevresi. Bir kenarı 5 kök 2'si çarp 4 ile 20 kök 2'yi pakette. Geldik buna. Artık bu soruyu kendin çok rahat yaparsın. Çünkü sen DB'yi çizeceğini, buraya 90 yazacağını, lan 6 ise burası, burası da 6, burası da 6, burası da 6. Şunlar 3 kök 2, 3 kök 2, 45, 45, 90'dan olduğunu biliyorsun. Ve diyorsun ki hocam şu dik üçgende 30'un karşısı 3 kök 2 ise 90'ın karşısı 2 katıdır. Yani Adana'dır öğretmenim demeyi de çok iyi biliyorsunuz kardeşim. Hemen çevirdim. 8 numaralı köşe taşımıza geldim. Evet, bir alan muhabbetimiz olacak galiba. Yok, çevre muhabbetiymiş. Yok, taralı alanı soruyormuş. Bakalım. İki tane kare var. ABCD'nin karesiyle AGFE'nin karede çevreleri toplamı. Şimdi bunun çevresinde şöyle Y, 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 O, Y yazarsam bunun çevresi 4Y. Ve büyüğünün çevresi, bakın Y artı X ya bir kenarı. 4 tane Y artı X var değil mi? Şunların her biri Y artı X. Şurası da X hatta. O halde 4Y artı 4X de buradan geliyor. Büyüğünün çevresinden. Ve bunların çevreleri toplamı 48'miş. Hadi hepsini 4'e bölelim. Y kalır, X kalır, Y kalır, 12 kalır. Yani 2Y ile X'in toplamı 12'ymiş. Tamam. Bize neyi soruyor? Taralı alanı vermiş bize. 72 demiş. Buna göre GBX nedir diye soruyor. Şimdi taralı alanı biz nasıl buluruz? Taralı alan büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartacaksın dostum. Olay bu. Peki büyük karenin alanı ne? Y artı X'in karesi. Eksi küçük karenin alanı ne? Y kare. O zaman hadi çıkartalım. Şunu açarsam birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şu eksi y kare var değil mi bir de burada? Eksi y kare. Bunu da bize 72 vermiş. Bakın y kareler gitti. Şurada x kare artı 2xy. Yani x parantezinde x artı 2y'yi 72 diyebiliyormuşuz lan biz. E biz x artı 2y'yi az önce ne bulduk? 12 bulmadık mı? Demek ki x eşittir 6 olacak ki orası da 12 çıksın. Peki geldik ikinci sorumuza. 6 demiş şurayı. Karelerin alanları toplamı. Lan bu küçüğüne x diyeyim. X, x, x. Büyüğünün bir kenarına da y diyelim. Bizden x kare artı y kare isteniyor dostlar. Kaçtır diye. Karenin alanları toplamı. Gel bakayım şu dik üçgene. Bu dik üçgende Pisagor yapsan x kare artı y kare eşittir 6'nın karesi 36 gelmez mi? Ceyhan'ı paketleyelim o zaman. Geldik şuna. CF'yi 8 vermiş. Peki. Şurada iki tane eşit kenar var. ABC'de kare demiş. Alan D, A, E. Şuranın alanını soruyor. Bu üçgenin alanı. Şimdi buna X diyelim. Buna da Y diyelim dostlarım. Karenin bir kenarı Y çıktı. O halde burası Y eksi 8. O halde burası Y eksi X. Bunları bir yazalım. Şimdi benden bu üçgenin alanını istiyor ya bu SPA. Diyeceğim ki bu üçgenin alanı X çarpı Y bölü 2'dir. Doğru mu? Benden bu isteniyor yani. Peki şurada Pisagor bağıntısı yapsam 8'in karesi 64 ile y eksi x'in karesinin toplamı şuna k diyelim. Şu da k. K kareye eşit mi dostlar? Peki canım kardeşim lan şuradan Pisagor yapsam o da k kareye eşit. Bak x kare artı y kare de k kareye eşit. Hadi düzenleyelim burayı. 64 artı y kare artı x kare eksi 2xy eşittir x kare artı y kareye. X kare y kare x kare y kareye götürdü. 64 eşittir 2xy oldu. Demek ki xy eşittir 32 geldi. Bana da ne lazım? Xy'nin yarısı lazım. 32'nin yarısı 16 yapar. Dördüncü sorudayız. AB'den EF'yi çıkartırsan diyor. Bak AB bu, EF bu. X'den Y'yi çıkarırsan 2 kalır diyor. Buna göre taralı alan 32 ise taralı alanı nasıl bulacağım? Büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartırsam bu da 32'ymiş. Bakın 2 kare farkı geldi. Bunu nasıl yapıyorduk? X eksi y ile x artı y'nin çarpımıymış 32. E x eksi y isen 2 diyebiliyorsun. O zaman x artı y 16 olacak ki çarpımlar 32 olsun. Bunu da bulduk. Karelerin çevreleri toplamı nedir diye soruyor. Büyük karenin çevresi 4x, küçük karenin çevresi 4y. Yani 4 parantezinde x artı y'yi soruyor. Biz x artı y'yi ne bulmuştuk? 16. Çarp 4 ile 64'ü paketle. Evet dostlarım 8 numarayı da gömdük.
Hadi burada bir duralım. Bir dahaki videoda da devam ederiz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere canlar.